Bu videoda yani maili herhangi bir e-posta uygulamasına eklerken sertifika hatası veriyorsa ne yapmanız gerektiği hakkında bilgi vereceğim. Öncelikle yani hesabınızın ayarlarına gelip senkronizasyon kısmındaki POP3 ve IMAP'in etkin olduğundan emin olun. Etkin olduktan sonra e-posta uygulamasını açalım. Diğer bölümünden hesabımızı ekleyelim. Şimdi burada birinci kural şu. Bu e-posta adresi kısmına sadece kullanıcı adını yazmayın. Kullanıcı adı et yani .com ile bitmesi gerekiyor. Hemen de gösterelim. Evet aynen bu şekilde. Kullanıcı adınız at yani.com Bu şekilde yazmanız gerekiyor. Şifre kısmına da şifrenizi normal olarak yazın. Ve manuel kuruluma tıklayın. Herhangi bir protokol seçebilirsiniz. Yani Mail'in IMAP, SMTP ve POP3 protokollerinin sunucu bilgileri şu anda ekranda çıkıyor. Bu bilgilere göre hemen bi dolduralım. imap.yanimail.com Port numarası 993. Ve işte önemli olan kısım güvenliktir arkadaşlar. Yani mail yeni bir servis olduğu için sertifika hataları yaşayabiliyor. Bunu yaşamamak için en alttaki Start TTLS parantez içinde tüm sertifikaları kabul et bu seçeneği seçmeniz gerekiyor. Seçiyorum. Bağlantı noktası değişti. Bunu tekrar 993 yapalım. Seçtikten sonra ileri diyoruz. Bir sonraki aşamada SMTP sunucusunu ayarlamamız istiyor. Yine bunu da aynı şekilde ayarlayalım smtp.yanimail.com bağlantı noktası 587. Güvenlik türü olarak da yine start tls tüm sertifikaları kabul et seçiyoruz. Bağlantı noktası değişti. Bunu düzeltmeyi unutmuyoruz. 587 olarak ve ileri diyoruz. Bunu yaptığınız zaman gördüğünüz gibi hata vermeden bir sonraki aşamaya geçti. Bunu da ileri diyorum ve böylece kurulumu tamamlıyorum. İşte bu kadar. Artık bu e-posta uygulamasında yani maili sorunsuz bir şekilde kullanabilirsiniz. Bu videolarımızı beğeniyorsanız YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hepiniz hoşçakalın.